Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben dünyanın en seksi adamı İbofesör ve bu konu tartışmaya açık değil. Bugün yatağımın sağ tarafından uyandım, mükemmel hissediyorum. O yüzden bir videoyla bütün hayallerinizi yok etmeye geldim. Neden bunu yapacağım? Keyfim öyle istiyor. Bugün sizlerle birlikte bir kardeşim, ismini şöyle okuyayım sizlere. Meathead John Josh with James TikTok'taki ismi ve çok sikik bir ismi var bu arada. Her neyse bu umurumuzda değil. Adamımız birçoğunuzun spora başlarken, fitness'a başlarken düşündüğü stratejiyi yapıyor dostlar. Ne yapıyor yani? Ben fitness'a başladığım an steroid kullanmaya da başlarım. Steroidi alırken kısa süre içerisinde vücudumu yaparım. Ondan sonra vücudumla keyfime bakarım. Steroidi de bırakırım baba. Çok güzel takılırız. Kısa vadede vücudu yaparım steroidle birlikte. Ondan sonra keyfimiz yerinde. Yani hepinizin istediği şey bu aslında. Peki adamımız bunu yaparken neler yaşadı? Gelin hikayesine değinelim dostlar. Adamımız spora ilk defa başlıyor. Daha önce hiçbir zaman spor yapmamış, ne bir beslenme yapmış, diyet yapmış, ne bir antrenman sistemi uygulamış, hiçbir şey bilmiyor. Spora girdiği an, spor salonuna adımını attığı an steroid kullanmaya da başlıyor ve 4 aylık bir değişim sürecinden bahsedeceğiz dostlar. TikTok hesabında 4 aylık değişim sürecini paylaşmış ve sisteminde şöyle bir değişim yaşamış dostlar. 68 kilogramlık bir vücut ağırlığından 81 kilogramlık bir vücut ağırlığına aşağı yukarı 13 kilogramlık bir kütle kazanarak 4 ay içerisinde gelmiş dostlar. Boyu da aşağı yukarı tahminimce 1.80 civarında, 1.80 küsürlerde bir adım. Ve 4 ay içerisinde 13 kilogramlık kütle kazanmış. Bu kütleyi tabii ki tamamen kas kütlesi olarak almıyor. Bunun büyük bir miktarı su tutumu, bir miktarı da yağ ve küçük bir miktarı da kas kütlesi. Zaten 4 ay sonraki vücuduna baktığınız zaman birçoğunuz bu hikayeyi bilmeden, bu adamın steroid kullanıp kullanmadığını bilmeden baktığınızda bu adamın sporu yaptığını bile düşünmeyeceksiniz. Yani adam 4 ay steroid kullanmış, sporu yapıyormuş gibi görünmüyor yani. Buradan şöyle bir sonuca çıkacağım. Ne demiştim sizlere? Hayallerinizi yok edeceğim demiştim, değil mi? Şöyle yok edeceğim. Steroidler düşündüğünüz kadar yüksek bir verim sağlamayabilir sizlere. Bu birinci hayal kırıklığı. Bunu nasıl açıklayacağım sizlere? Şöyle açıklayacağım. Steroid kullanan her insan aynı verimi almaz dostlar. Doğal bir şekilde vücut geliştirme yaparken gelişiminizin en büyük etkeni genetiğiniz de, öyle değil mi? Steroid kullanırken de aynı etken genetik. İstediğiniz kadar steroid kullanın. Eğer genetik potansiyeliniz steroidden verim almaya yatkın değilse çok büyük bir verim almayacaksınız. Birçoğunuz şöyle bir düşünceye kapılıyorsunuz. Bak işte Chris Bumstead var, manyak bir vücuda sahip. Şöyle şöyle kürleri kullanmış, şu kadar şu kadar dozları kullanmış. Ben de aynısını kullanırsam aynı vücudu yapacağım. Babayı yaparsın kardeşim. Öyle bir şey yok. Burada reseptör hassasiyeti, androjen reseptörü hassasiyeti ve yoğunluğu önemli bir şey. Siz steroidi aldığınız zaman vücudunuzda bu steroidin çalışabilmesi için belli bir reseptöre bağlanması gerekiyor. Yani bu steroid ise aldığınız reseptöre bağlanır, ondan sonra aktif hale gelir ve kas gelişiminize faydada bulunur. Eğer sizin bu reseptör miktarınız, yoğunluğunuz fazla değilse ve reseptörün hassasiyeti, bağlanma miktarı iyi değilse istediğiniz kadar steroid kullanın, asla Chris Bumstead gibi olamayacaksınız. Genetiğiniz o adam gibi değil. Yani steroid kullansanız bile, istediğiniz adamın, beğendiğiniz fiziğin kullandığı steroidin aynısını kullansanız bile o beğendiğiniz adam gibi olamayabilirsiniz. Hatta büyük ihtimalle %98 olamayacaksınız. Bu bir hayal kırıklığı olsun. Bir diğeri ise spora yeni başladığınız zaman, genetiğiniz iyi olsa bile spora yeni başladığınız zaman, antrenman yapmayı bilmiyorken, doğru düzgün beslenmeyi bilmiyorken, vücut geliştirmeden anlamıyorken bir yandan steroid kullanırsanız, spora atlarsanız direkt bir koçunuz veya bir yöneticiniz olmadan verim alamayacaksınız dostlar. Daha hareketi nasıl yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz, kendinizi nasıl zorlayacağınızı bilmiyorsunuz, nasıl besleneceğinizi, nasıl uyuyacağınızı bilmiyorsunuz. Doğal bir şekilde hiçbir deneyiminiz yok, hiçbir bilgiye sahip değilken sadece bir steroid alacağım, hayvan gibi olacağım, bok olursun kardeşim, olamazsın. Ki bu kardeşime bakarsanız iki senaryoda bulunuyor. Adam bilmiyor hiçbir şey, steroidi atlıyor, bundan kaynaklı yeterince iyi verim alamayacak. Bir diğer noktada genetiği iyi değil dostlar. Yani 4 ayda böyle bir gelişim yakalıyorsan, spor yapıyormuş gibi bile görünemiyorsan steroid kullanarak, sen bir şey bilmiyorsun ve genetiğin kötü kardeşim. O yüzden bu şekilde hayallerinizi yıkmak istiyorum. Buradaki notumuz da şu, dersimiz de şu: steroid kullanmak düşündüğünüz kadar büyük etki yaratmayabilir. Ve bir problem daha getireceğim sizlere. Bu kardeşimin
problemlerinden en büyüğü yaşadığı yan etki dostlar. Sırtı ve vücudunun çok büyük bir bölümü inanılmaz sert bir sivilce saldırısına maruz kalmış durumda. Sırtına bakın, adam zaten kendisine şey diyor. Çilek diyor. Hani çilekte böyle çekirdekler oluyor ya, ufak ufak böyle. Bütün sistemin üzeri çekirdek doludur. Parça parçadır böyle. Diyor ki sırtım çileğe benziyor. Yani bu yine güzel bir tabir olmuş yani. Başka şeyler, mind tarlası da diyebiliriz de, her neyse. Bok gibi görünüyor gerçekten. Çok da büyük bir yan etki yaşamış. Yani şu kafayla girerseniz, ben spora yeni başlayacağım. Birkaç ay steroid kullanırım. İşte 5 sene vücut geliştirme yapacağım. Ama 3 ayda vücut geliştirme yapar, kas kütlemi kazanırım. İşte çok rahat bir şekilde yaşarım. Yan etki almadan. Bak şöyle bir senaryo olabilir. Sen bunu hesaplamıyorsun ama şöyle bir senaryo olabilir bu kardeşimin yaşadığı gibi. Sen steroidden bir bok verim alamayabilirsin. Ama çok büyük bir yan etki alabilirsin. Yani hesabının tam tersi olur, her şeye pişman olursun. Bak bu kardeşim pişman değil, pek bir pişman değil. Çünkü ne yapıyor biliyor musun? Bok gibi bir verim aldı ya, bunu TikTok'a atıyor. TikTok'ta bir gün içerisinde 22 milyondan fazla izlenme alıyor. Yani aldığı zararı bu şekilde faydaya çevirmeye çalışıyor. Bu yönden ünlü olmaya çalışıyor. Bu kardeşim yine bunu başarabilmiş. Ama sen boku yedikten sonra Instagram'a atarsın, bir yere atarsın. O kadar büyük patlama yaşamazsın. Ve birkaç kişi görse bile o insanlardan o kadar kötü yorumlar alırsın ki bu sefer depresyona girersin anasını satayım. O yüzden hesabınızı, kitabınızı düzgün yapın dostlar. Steroide öyle balıklama atlayamazsınız. Belli bir tecrübeye ihtiyacınız var. Nasıl tecrübeye? Doğal bir şekilde birkaç sene vücut geliştirme yapacaksınız. Antrenman yapmayı öğreneceksiniz. Progresif overload'u gittikçe antrenmanı sertleştirmeyi öğreneceksiniz. Beslenme programını öğreneceksiniz. Doğal bir şekilde nasıl gelişim alınabilir, bunu bir master seviyesinde öğreneceksiniz. Ondan sonra steroidi aldığınız zaman mermi gibi zirveye çıkacaksınız anasını satayım. Ama bisik bilmeden girerseniz zararı büyük alırsınız, faydayı düşük alırsınız, boku yersiniz. Genetiğiniz kötüyse, işi bilerek girseniz bile verim alamazsınız. Bu da kötü bir yanı dostlar. Yani steroid kullanıyorsanız yine genetiğiniz önemli. Chris Bumstead gibi olamayacaksınız beyler. Böyle hayallerinizi yıktım ama bunu bilmeye ihtiyacınız var. Çünkü bu çocuğun yaptığını birçoğunuz düşünüyorsunuz. Bu cesaret edip yapmış, sonuçları belli. O yüzden siz yaparsanız bunları beklenti içerisinde bulundurarak yapın dostlar. Hayatınız kayabilir yani, haberiniz olsun. Buradan çıkardığımız dersleri belirttim zaten sizlere. Genetiğiniz kötüyse, gelişme potansiyeliniz, steroid kullansanız bile kötü olabilir. İstediğiniz adamlara, o hayran olduğunuz adamlara benzemeniz çok zor olacak. Onların kullandığı şeylerin aynısını kullansanız, aynı beslenmeyi yapsanız bile. Çünkü o adamlar elit genetikler dostlar. Steroid kullansanız bile. Diğeri de zaten tecrübeniz yoksa, genetiğiniz iyi olsa bile maksimum verimi alamayacaksınız. Ve yan etkiler sizi bulabilir ve hayatınızı mahvedebilir dostlar. Bu kardeşiminkini ettiği gibi. Vücudunuzun böyle görünmesini hiçbiriniz istemezsiniz değil mi? Adam 4 ay boyunca steroid kullanmış, 4 ay sonunda spor yapan bir insan gibi görünmüyor anasını satayım. Bunu bilerek, bunları düşünerek steroide giriş yapın. Bu videodan bu kadar diyeceğim. Derslerimizi aldık. Umarım bunu aklınızda bulundurarak düşünürsünüz bundan sonra o kafanızda geçen şeytani şeyleri. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İboFesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İboFesyonu Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım. Ve sizler, boom, seçilmiş kişilersiniz.